Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape'de döşenmiş klonlar nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. E şimdi örneğimizde kullanmak üzere bir şekil oluşturalım. Bir yıldız oluşturacağım. Hemen sol taraftadır bu aracımız. Yıldızlar ve çokgenler oluşturma aracı. Buna tıklıyorum. Şöyle bir çizim yapıyorum. Bakın şu anda bunun yıldız halinde olmadığını görüyoruz. Çünkü köşesi 3 tane. Bunu 5'e çıkardığımız zaman artık bir yıldız görünümünü vermiş oluyoruz. Hemen nesneyi seçelim. Burada buna bir renk belirleyelim. Ne olsun mesela? Şöyle şuradan bir turuncu renk seçebiliriz. Şimdi üzerine bir kere daha tıklayalım. Şunu bir döndürelim bakalım. Şöyle kalabilir. Kontrole basılı tutarsanız snap yapar. Takılarak daha dik bir açıda döndürme yapabilirsiniz. Şimdi bunu birazcık da şöyle küçültelim. Örneği daha iyi kavrayabilmek için. Şurada bir yerde dursun. Sol tarafa alalım. Şimdi hemen düzen menüsünden klon alt menüsüne geçelim ve burada döşenmiş klonlar oluşturunu çalıştıralım. Evet burada bir araç kutumuz açılır. Burada da çeşitli seçenekler vardır. Simetrik, değiştir, cetvel, döndürme, bulanıklık, renk ve vektörize gibi. Bütün araçlara hakim değilim. Sadece keşfettiklerimle ilgili örnekler vereceğim. E merak ettiğim bazı araçlar da var. O araçları da öğrendikçe yeni yeni dersleri, yeni örnekler üzerinden e hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle simetrik de basit çevirdedir. Burada da bazı seçeneklerimiz vardır. Bunları da değiştirebiliriz. Şimdi aşağıda döşenmiş kolonlara uygula bölümü vardır. E satırlar ve sütunlar olarak. Bunun üzerine bir gelelim. Bakın kaç tane satır var diyor döşemede. Buraya üzerine geldiğimiz zaman da döşemede kaç sütun var. Şöyle yapalım isterseniz. Buraya bir 5 tane satır oluşturalım. Ve diğerinin üzerine de gelelim. Buraya da 5 tane sütun oluşturalım. Şimdi burada oluştur dediğimiz zaman ne olacak bir bakalım. Bakın böyle bir şekil oluşturduk. Bu şekilde pattern yani kalıplar oluşturmak istediğinizde klon aracını kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir araç. Yalnız istiyorsunuz ki buradaki yıldızların hem sütun bazında hem de satır bazında e, aralıkları biraz daha fazla olsun. Bunun için hemen değiştir bölümüne geliriz. Burada bakın satır, sütun ve rastgeleleştir seçeneklerinde bu aralıkları ayarlayabiliriz. Mesela x koordinatında %100 e, değerini verelim bakalım. Tekrardan oluştur dediğimizde bunu üzerine yazarak güncelleyecektir. Oluştur diyelim. Bakın böyle bir şekil oluşturduk. Yani x koordinatında satırda yüz değerini verdiğimiz zaman bunu x ekseninde 100 derecede böyle bir ileriye doğru almış oldu. Her bir yıldızı dikkat ederseniz e, alttakini bir sağdakinin altına getirerek böyle bir şekil oluşturmuş olduk. Bu alt kısımda sıfırla derseniz bütün değerleri sıfırlayacaktır ve oluştur dediğimiz zaman eski halini alacaktır. Şimdi bir de y koordinasyonunda e, daha doğrusu koordinatında bir yüz değeri verelim ve oluştur diyelim. Bakın bu sefer aşağıya doğru bunun aralıklarını artırmış oldu. Şunu şöyle sol tarafa taşıyalım. Peki sütun olarak nasıl bir değer girmemiz gerekiyor? Burada x koordinatında bir yüz değerini girelim. Bakalım bir şey değişecek mi? Evet, değiştirmiş olduk görüldüğü üzere. Yani burada demek ki x koordinatında sütuna yüz değeri girdiğimiz zaman bu şekilde sağ tarafa doğru e, sütunlarda bir aralık oluşturdu ve burada e, satırda da yüz değerini girdiğimiz zaman aşağıya doğru bu aralığı oluşturmuş oldu. Tabii ki bu değerleri artırabilirsiniz. Şöyle sıfırla diyelim, oluştur diyelim, eski haline getirelim. Mesela burayı 200 yaptık, burayı da 200 yaptık. Bir bakalım, oluştur diyelim, aralıkları daha da artırmış olduğumuzu görüyoruz. Sıfırlayıp eski haline getirdiğimiz zaman aralıkları yine eski haline getirmiş oluyoruz. Peki bir de rastgeleleştir vardır. Buna bir bakalım. Örneğin buna 100 değerini girdiğimiz zaman oluştur dediğimizde bakın buradaki yıldızları rastgele bir şekilde dağıtmakta. Yine y koordinatında da rastgele değeri girelim ve oluştur diyelim. Böyle rastgele bir şekil oluşturmuş olduk. Peki tekrardan şöyle bir sıfırlayalım ve oluştur diyelim eski haline alalım. Evet şimdi sütun bölümüne tekrardan şöyle bir yüz değerini girelim. Oluştur diyelim. Bakın sağ tarafa doğru bunun aralıklarını artırmış oldu. Mesafesini artırmış oldu. Bir de bu aşağıda değişme var. Değişme de sütun altındakiler var. Bir de satır altındakiler var. Sütun altındakine bir değişmeyi bir işaretleyelim bakalım. Oluştur diyelim. İlginçtir. Bunu 3'e düşürdü. Hani nasıl bir mantığı var? Çok kavrayamadım. Bunları acaba farklı bir yere mi taşıdı diye bir bakalım. Geriye doğru götürelim. Hayır. Bunu kaldıralım. Tekrardan oluştur dediğimizde sondakileri getirmekte de ilginçtir. Burayı peki şöyle mesela 200 değerine getirip oluştur diyelim. Mesafeyi daha da artırıyor. Ve değiştir bölümünde şutunda bunu yapalım. Oluştur diyelim. Evet. Diğerlerini birbirine yakınlaştırmışken bu ilk baştaki bölümün arasında bir ayrım var. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Burayı sıfırlayalım ve oluşturalım. Şu sayıyı bir artıralım. Mesela ne yapalım? 20'ye 20 yapalım. Bir oluştur diyelim. Bakın bayağı bir artırmış olduk. Şimdi sütun bölümünde şuraya 50 değerini girelim ve değişme uygulayalım. Oluştur diyelim. Bakın bu sefer böyle bir değişim uyguladı. İlk sütun hariç geri kalanları birbirine yakınlaştırdı. Tabi burada girmiş olduğumuz değer de önemli. Mesela bunu kaldırıp sıfırladığımızda oluştur dediğimizde eski haline aldığını biliyoruz. Mesela şuraya 200 değerini girip değişme uygulasak ve oluştur desek. Bakın bu sefer böyle bir şekil oluşturduk. Bunu ayarlayabilmemiz mümkün. Sıfırlayalım şuraya mesela 5 değerini girelim. Oldukça küçük bir değer ve değişme uygulayalım çok büyük bir fark etmediğini görüyoruz. Mesela 50 değerini girelim. Bakın böyle yıldızlar birbirine yakın belli aralıklar oluşturmuş oldu. Örneğin Y koordinatında da şöyle bir 50 diyelim. Bu sefer burada da bir değişme uygulayalım. Oluştur diyelim. Evet görüldüğü üzere bunları bu sefer daha da aşağıya almış oldu. Yani satır bazında düşündüğümüz zaman bir alt satıra da yıldızları bununla orantılı olarak buradaki Değere göre ayarlamış oldu. Tabi burada yıldız şekli olmasaydı, sizin oluşturduğunuz farklı bir şekil olsaydı, buradaki şeklimiz buna göre değişecekti. Gayet güzel, burada oldukça faydalı desenler oluşturabilirsiniz. Bu bile kendi haline oldukça güzel bir desen oluşturdu diyebilirim. Evet, şimdi tekrardan sıfırlayalım ve oluşturup eski haline alalım. İsterseniz örneğimiz daha sade olsun diye şuradaki değerleri de düşürebiliriz. Ona 10 yapalım. Şöyle ve oluştur diyelim. Evet şimdi sıfırladıktan sonra bir de birleştirmeye bir bakalım. Şu sütun değerine bir 100 girelim. Ve sütun değerinin altındaki birleştirmeyi bir aktif hale getirelim ve oluştur diyelim. Bu sefer de dikkat ederseniz ilk baştaki sütundan sonra gelen sütunlar yavaş yavaş birbirinden ayrılmakta. Görüldüğü üzere mesafeleri, aralıkları giderek artmakta. Bir önceki sütuna göre daha da yakınlaşıyorlar. Pekala bunu da kullanabilmek mümkündür. Aynı şekilde buradaki y koordinatına da şöyle bir 100 girelim. Ve buna da bir birleşme değerini verelim. Oluştur diyelim. Bakın bu sefer alta doğru da giderek birbirinden uzaklaşan yıldızları oluşturmuş olduk. Bu şekilde de bir pattern yani kalıp desen oluşturabilirsiniz. Tekrardan bir sıfırlayalım bakalım ve oluştur diyelim. Biraz yakınlaşalım şöyle. Evet gelelim döşemeyi hariç tut özelliğine. Bunda da diyelim ki şurada x koordinatında bir yüz değeri girelim. Öncelikle oluştur diyelim. Böyle bir şekil oluşturuyorduk. Yalnız döşemeyi hariç tut dediğimiz zaman oluşturduğumuzda bunların hepsini yatay konumda tutuyor ve üst üste tutuyor. E aynı şekilde mesela burada eğer şutunda da diyelim ki bir yüz değerini girelim ve burada döşemeyi hariç tut diyelim. Oluştur diyelim. Bakın herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu belki daha farklı bir kullanımı vardır. Keşfettikçe yeni yeni örnekler sizinle paylaşacağım. Şurayı bir sıfırlayalım ve eski haline alalım. Şimdi gelelim cetvel özelliğine. Burada da yine aynı ayarlar var. Görüldüğü üzere değerler. Her satır, her sütun rastgeleleştir gibi x absiste ölçeklendir, y koordinatını ölçeklendir gibi. Mesela sütun sayısına tekrar bir 100 değerini girelim ve oluştur diyelim. Evet, görüldüğü üzere böyle bir şekil oluşturdu. Yıldızların şeklini bozmuş oldu. Sıfırlayalım. Şurada x absiste her satırda bir yüz değerini girelim bakalım. Evet, giderek aşağıya doğru bunları genişlettiğini görüyoruz yani şekille ilgili olduğunu görmekteyiz. Şöyle burada mesela e, değişme deyip oluştursak, e, bu sefer çok daha farklı bir pattern, kalıp, desen oluşturmuş olduk. Yani birleştirmeyi de ekleyebiliriz. Ya da şurada da mesela yüz değeri gireriz ve oluştur deriz. Bunları da dahil ettiğimiz zaman bakın oldukça ilginç desenler oluşturabiliyoruz. Yani Jetvel de buradaki nesneyi birazcık daha genişletiyor. Bunun için şöyle yapalım. Burada sıfırla dediğimizde tümünü sıfırlıyor. Aslında bir mesafe koyalım. Şöyle 100 diyelim mesela. Oluştur diyelim ve ayrıca şuraya da bir yüz değerini girelim. Oluştur diyelim. Geriye doğru gidelim. Cetveli çok daha iyi bir şekilde örneklendirebiliriz. Mesela 50 değerini girdiğimizde oluştur dediğimizde bakın giderek sağ tarafa doğru yıldızların yatay yönde daha bir geniş hale geldiğini görmekteyiz. Evet şimdi tekrardan şöyle bir sıfırlayalım ve oluşturup eski haline getirelim. Cetvelinde böyle bir özelliğinin olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde değişme ve birleşmeyi de deneyebilirsiniz. Bir de döndürmeye bir bakalım. Döndürme seçeneklerine. Burada sadece açı değeri var. Her satır için. Mesela üzerine geldiğimizde ne diyor? Her satır için döşemeleri bu açıya göre döndür. Her satır için. Tabi şurada... E, öncelikle tekrardan eski değerleri bir girelim, bunların aralıklarını bir açalım. Şurayı da yüzle değiştirip oluştur diyelim. Şimdi döndürmeye gelelim. Burada mesela ne yapalım? Örneğin 50 değerini bir girelim ve oluştur diyelim. Bakın yıldızların kendi içinde e, döndürüldüklerine dikkat edelim. Zaten burada gözümüze de çarpıyor. 50 derecede yıldızlar dönmüş oldular. Ama bu satır bazında olmuş oldu. Dikkat ederseniz şuradan giderek bu şekilde dönmekte. Farklı bir şekil olsa belki çok daha hani gözümüze çarpacak. Değeri artıralım. Mesela 90 diyelim. Oluştur diyelim. Bakın yine kendi içlerinde dönmüş oldu. Sütunda da yine 90 değerini girelim. Bir döndürelim bakalım. Evet. Hem sütun bazında hem satır bazında döndürmüş olduk. isterseniz. Burada hani rastgele de bir değer girip rastgele döndürme de yapabilirsiniz. Evet sıfırlayabiliriz ve oluşturabiliriz tekrardan eski haline bir alalım. Keşke bu sıfırlamayı sadece buradaki e, araçta yapmış olsa. Böyle bir seçenek yok. Tüm değerlerde e, sıfırlıyor. Bu çok da iyi değil. Tekrar tekrar buraya belli başlı değerleri girmemiz gerekiyor. O nedenle buradan sıfırlamakta fayda var. Aracın kendi içerisinde tamamen buradaki döndürme değerlerini sıfırlayan bir seçenek olsaymış çok daha iyi olurmuş. Tekrardan bu hale bir getirelim. Bir de bulanıklık, opaklık buna bakalım. Renk ve vektörizeyi şu an için keşfedemedim. Biraz karmaşık geldi bana. Bunları da inceliyorum. E muhtemelen tümüyle farklı renklere geçiş oluşacak. Burada da vektörleştirme yapacak. Biraz karmaşık geldi. Yeterince kaynaktan göremedim. E, i̇nceliyorum. İnceledikçe, buldukça yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Gelelim bulanıklaştırmaya. Bulanıklıkta da her satır, her sütun ve rastgeleleştir seçeneklerimiz var yine. Örneğin satır bazında şuraya 50 değerini girelim ve oluştur diyelim. Bakın satır bazında giderek daha bulanık bir hale getirmiş oldu aşağıya doğru. Bunu örneğin 10 değerini girelim, oluştur diyelim. Biraz daha geriye doğru gidebiliriz. Bakın daha bulanık bir hal almış oldu. Daha küçük değerler girelim. Mesela 1 gibi. Bu en alt bölüm biraz bulanık. Şöyle artıralım. Örneğin 2 değerini verelim. Oluştur diyelim. Bakın yine aynı işlemi sütun bazında da yapabiliriz. 2 diyelim mesela. Ve oluştur diyelim. Bu kez soldan sağa doğru bulanıklaştırmayı görüyoruz. Sütunda satırda da yukarıdan aşağıya doğru bulanıklaştırmayı görüyoruz. İki tarafta da bulanıklaştırma olduğu için sağ alt köşenin daha bulanık bir hale geldiğini görmekteyiz. Yine değişme de uygulanabilir. Oluştur diyelim. Bakın şöyle şunu da seçelim. Bu sefer ortadan kaldırdığını görüyoruz. Rastgele de verebilirdik. Peki yüksek değer girelim. Şöyle mesela 15 değeri girip oluştur diyelim. Evet bir de opaklığı bir deneyelim isterseniz. Opaklığa mesela 50 değerini girelim. Oluştur diyelim. Evet. Bu da tamamen gizliyor. Dikkat ederseniz. Şöyle tekrar bir değiştirelim. Mesela 10 değerini girelim. Oluştur diyelim. Bakın aşağıya doğru giderek gizlediğini görmekteyiz. Yani burada bulanıklığı tamamen sıfırlayıp şunu da sıfırlayalım mesela. Şurada oluştur diyelim. Bakın buraya hani bu opaklığı silme efekti gibi algılayabiliriz. Burada da mesela 10 değerini gireriz. Ve burada oluştur deriz. Bakın hafiften silik hale gelmiş oldu. Yani soldan sağa giderken silik yukarıdan aşağıya doğru giderken daha silik bir hal aldığını görüyoruz. Sadece e, sütun bazında silersek e, sağa doğru gidildikçe nesnelerin daha silik bir hale geldiğini görmekteyiz. Evet arkadaşlar tüm değerleri sıfırlayalım. Şöyle simetrik bölümüne gelelim ve son olarak da şuradaki çeviri işlemlerinin ne yaptığına bir bakalım. Burada örneğin basit çeviri var. Bunu 180 derecede döndür diyerek Oluştur diyelim. Bakın bu yine kendi içerisinde döndürme yaptığını görmekteyiz. Yıldızlar kendi içinde dönüyor. Yansıma var. Mesela yine kendi içinde e, yansıma ve yavaş yansıma var. Tabi burada e, farklı farklı nesneler üzerinde de yapılabilir mi? Onu da denemek lazım. Ancak buradaki genelde belli ayarlar yıldızların kendi içerisinde dönmesini sağlıyor. Şöyle aşağıya doğru inelim. Mesela P4 algoritmasına bakalım. 90 derece döndürmeye oluştur diyelim. Bu da yine kendi içinde döndürüyor. Şöyle 120'ye bir bakalım. Evet burada bakın 120'de birazcık daha değişik bir desen oluşturmamızı sağladı. 90 döndür. 90 yansıma yap. Bakın burada da böyle bir değişiklik yapmış olduk. Yansıma 120 derece döndür. Seyrelt gibi bir seçenek var. Tabii bunları da değişik değişik şekillerle kullanıp farklı algoritmalar daha doğrusu kullanıp farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Yine tabii ki değiştir bölümünden burayı artırabiliriz. Yani aradaki mesafeyi örneğin burayı 200 yapıp burayı da 200 yaparsak oluştur dersek bakın mesafeyi daha da açmış olduk. Tekrardan burada da farklı bir döndürme algoritmasıyla çok daha farklı şekiller desenler oluşturmak mümkün. Evet arkadaşlar böylece Inkscape dersinin sonuna gelmiş olduk. Yine diyorum, diğer araçları da keşfettikçe onlarla da ilgili mutlaka dersler hazırlayacağım. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.